Merhaba arkadaşlar, herkese. Yeni bir hak temelli sivil toplum semineri'nde yine sizlerle birlikteyiz. Bu dönemin ikincisi, toplamda da yedincisini gerçekleştiriyoruz bu seminerin. Yeni dönem uzaktan etkinlikleri de yavaş yavaş hız kazanmaya başladı. Isınma turlarını atlatıyoruz. Yavaş yavaş adapte olmaya başlıyoruz yeni döneme. Geçen dönem epey bir yoğun geçtikten sonra verdiğimiz aranın ardından tekrar başladığımız bu uzaktan etkinliklerde yavaş yavaş programlarımız belirlenmeye ve gerçekleşmeye başladı. Bizim hak temelli sivil toplum seminerleri de geçen dönem başlasak mı başlamasak mı ne şekilde ilerlesek falan derken bugün yedincisine kadar ulaştı. Nereden baksanız bir 10 saatin üzerinde de bir arşiv oluştu. Bu arşivi de değerli buluyorum arkadaşlar. Hem bugün için hem de yarın geçmişi anlamak için önemli şeyler konuştuğumuzu düşünüyorum. Belki somut şeyler konuşmuyoruz, hep soyut şeyler üzerinden gidiyoruz, tartışmalar yapıyoruz, deneyim paylaşımları yapıyoruz. Ama bu hem bugün geldiğimiz hak temellilik anlamında sivil toplumu anlayabilmek, anlamlandırabilmek, bir değerlendirme yapabilmek, tartışmak için önem taşıyacak. Ayrıca da yarın 2020'li yılların engelli hareketini analiz etmek isteyenler için de bir arşiv olacaktır. İki bakımdan da değerli bir arşiv olacaktır. Buna inanıyorum. Bu motivasyonla da devam etmeyi istiyorum açıkçası kendi adıma. Şimdi bugün yedincisini gerçekleştireceğimiz seminerde bir fikri projeye dönüştürelim diyeceğiz. 2010'lu ya aslında bu Avrupa Birliği olaylarının Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde ülkemizde bir takım mevzuat düzenlemelerinin yapılması, fazların açılmasıyla beraber Avrupa Birliği projeleri kavramı çok yaygınlaştı. Biz bu sayede sivil toplumda proje kavramını çok daha fazla duymaya başladık. Eskiden proje deyince daha böyle teknik şeyler akla gelirdi, çizimli falan şeyler akla gelirdi ama bugün öyle değil. Bugün artık proje ile yatıyoruz, proje ile kalkıyoruz. Beş öğün proje konuşuyoruz. Peki bu nereden geldi? Yani sivil toplum artık bugün projesiz olmaz mı? Projesiz dönmez mi? Ya da bir fikir aklımıza gelen ve yapmak istediğimiz bir şeyi biz proje formatına dönüştürmeden ilerleyemez miyiz? Veya proje formatına dönüştürmenin bize faydası ne olacak? Bunu konuşacağız. Şimdi arkadaşlarımızdan katkı sağlamak isteyenler oldukça da bunları almak isteyeceğiz. Çünkü bu tek başına benim ilerletebileceğim bir konu değil. Biz derneği 2013 yılında kurduk. 7 yıldır proje yazıyoruz. Proje komisyonumuz var ve çalışmalarımızı bu şekilde ilerletiyoruz. Başarılı olduğumuz projeler oldu. Yani daha doğrusu başarılı yazıp da fon almaya hak kazandığımız projeler oldu. Yazdığımız ama fon almaya hak kazanamadığımız projeler oldu. Belli bir şeye ulaştık, tecrübeye ulaştık. Bu biz olduk demek değil. Halen eksiklerimiz var. Bu çerçevede değerlendirin. Yani kesinlikle bizim bugün anlatacaklarımız, bizim kendi değerlendirmelerimiz, kendi bakış açılarımızdır. Mutlak doğrular değildir. O yönden değerlendirin. Onu da özellikle ifade etmiş olayım. Yani projeyi çok basit bir şekilde tanımlamak gerekirse bir defa projenin başı ve sonu olur. Yani belirli bir tarihte başlar, belirli bir tarihte biter. Biz buna proje deriz. Belli bir tarihte başlayıp da belli bir tarihte bitmeyen şeyler proje değildir. Onlar operasyonel faaliyet olarak belki değerlendirilebilir. Örneğin EGET'in her yerde bir rail kampanyası bir proje değildir. Çünkü başı yoktur, sonu yoktur. Ama biz her yerde bir rail kampanyası kapsamında ülkemizde ki öğretmenlere yönelik bir rail kursu açmak istesek ve bunu bir şey haline getirsek, proje haline getirsek olur. Belli bir başı olur, belli bir sonu olur. Tabii proje olabilmesi için bir fikrin sadece bir başı ve bir sonu olması yetmez. Aynı zamanda ortaya benzersiz bir ürün, servis ya da
hizmet çıkar. Yani biz örneğin Braille eğitimi vereceksek, tabii bizim dışımızda da bu işi yapanlar vardır. Ama bizim yine de daha farklı bir şey yapıyor olmamız lazımdır. Nedir o? Yani işte belki online veriyoruzdur. Belki yeni bir materyal, yeni bir metot kullanıyoruzdur. Veya ulaştığımız kişi kitle sayısı farklıdır, kitle farklıdır. Yani bir şey farklı olacak. Bir şey farklı olacak ki fon sahipleri, donörler bizi kabul etsin, bu projeyi desteklesinler. Ve tabii ki sınırlı bir kaynak olacak. Yani elimizde bir para olacak. 500 bin Türk lirası ile yapacağımız iş, 50 bin lira ile yapacağımız iş ile aynı sonuçları doğurmayacaktır. Nitekim yazacağımız proje de buna göre olacaktır. 50 bin liraya yazdığımız bir projeden 500 bin liralık performans beklemek gerçekçi de değildir. Zaten olur da kazara desteklenirse de uygulanamayacağı süreç içinde çok rahatlıkla görülebilecektir arkadaşlar. Herhalde projenin ne olduğunu az çok anlayabildik. Yani bir defa başlangıç ve bitiş tarihi olacak ve özgün bir yere sahip olacak. Tabii yani hepimizin aklında zaman zaman fikirler uçuşuyor. Ya benim aklımda çok güzel bir fikir var. Bunu ben projeye nasıl dönüştüreceğim? Nereden proje yazmayı çok öğrenmek istiyorum. Yani hani bunu gerçekten istiyorum falan filan diyebilirsiniz. Yani bu iki şekilde olur. Evet, birincisi proje mantığını kavramak lazımdır. Bunun için bir takım seminerlere ve eğitimlere katılmak önemlidir. Bugünkü etkinliği bir eğitim olarak almayın. Bugünkü etkinlikten bir eğitim çıkmaz. Çünkü bunun için çok daha her konuyu detaylıca işlememiz gerekir. Ve bunun neticesinde de bir takım uygulamalar yapmamız gerekir. Biz bunu geçtiğimiz Nisan ayında EGET Proje Komisyonu üyeleriyle yaptık böyle bir atölye çalışması. Yaklaşık 7-8 oturumdan oluştu ve günün sonunda ortaya bir proje de çıktı. Bundan öncesinde yine geçtiğimiz yılın yani 2019'un Haziran ayında 2019'un Haziran ayında da biz EGET Proje Komisyonu üyelerine yönelik bu sefer yüz yüze bir eğitim planladık. Burada mantıksal çerçeve gibi, bütçe hazırlama gibi daha etraflı konuları da ele alabilme şansımız oldu. Daha çok bu Avrupa Birliği formatında proje hazırlama işiydi. Ondan önce de yine Kocaeli'de bir eğitim yaptık. Biz proje komisyonu ve EGET üyelerine yönelik bu tür çalışmalar yaptık. Önümüzdeki dönemde de yapmak istiyoruz. Yani EGET üyelerine dair bir proje yazma eğitimi yapmak arzusundayız. Bugünkü programı aslında proje bir fikirden projeye nasıl geçeriz konusunu tartışmak için yapıyoruz. Zaten bu tartışmayı yapmak da değerli ve önemlidir. Bu süreci iyi içselleştirebilirsek faydalanacağımız proje yazma, proje döngüsü içerikli eğitimlerden de çok daha iyi kazanımlar elde ederiz. O yüzden projeyi bir fikirden projeye nasıl dönüşür, bir fikir projeye nasıl dönüşür konusunu bence önemsemelisiniz arkadaşlar. Bugünkü etkinliğin teması budur. Evet, proje yazmak için eğitim, seminer gibi faaliyetlere katılmak ve işin metodolojisini burada öğrenmek az önce de ifade ettiğim gibi çok önemlidir. Bununla beraber proje yazım süreçlerinde de aktif olarak yer almak gerekir. Bunu yapmadığımız sürece öğrendiğimiz bilgiler çok daha kullanamadığımız zaman bizi geliştirmeyecektir. Nasıl ki beyaz baston eğitimini rehabilitasyon merkezlerinde alıyor fakat sonrasında kullanmadığımız zaman bu becerinin bizde kaybolduğunu hissediyorsak, yine geçmişten örnek verecek olursak evimizde bilgisayar olmadığı halde bilgisayar kursuna gidiyoruz. Burada bir takımlar eğitimler alıyoruz
Ama bunu evde uygulayamadığımız zaman bu bizde kalıcı hale gelmiyorsa aslında proje yazma işi de öyledir. Yani isterseniz 8-10 tane eğitime gidin. İşin doğasını, metodolojisini kavradığınızı zannedin. Bilgisayar başına hiç geçmiyorsanız proje yazmak için ve yıllar sonra işte güzel sertifikalar da alırsınız yani. Bu zor da değildir yani. Biraz para verince alınıyor bu sertifikalar yani. Şey değil. Zor değil yani bu tür sertifikalar almak. Bunları aldıktan sonra benim de bir sertifikam yoktur bu arada. Öyle kapsamlı böyle nitelikli falan filan bir sertifikam yoktur bu arada yani. Onu da söyleyeyim. Öyle birini dinliyorsunuz şu anda. Onu da parantez içinde söyleyelim ki sonra farklı algılanmasın. Yani sahada çalışmadığınız zaman, proje yazmaya oturduğunuz fakat iki satır bir şey yazamadığınız zaman ben bu kadar eğitimi boşuna mı aldım demeyiniz arkadaşlar. Gerekirse kendi kendinize eğer bir ekibe dahil olamıyorsanız kendi kendinize bir takım denemeler yapın ama yapın. Bu önemlidir. Ve tabii ki sivil toplum kuruluşları ve proje konusuna gelecek olsak bir defa EGET için proje ne demek? Bunu bir tam bu noktada ele alalım. EGET için proje geçen sene genel kurulda da ifade ettim. Uygulanabilir fikirlerin hayata geçirilmesi için bir araçtır. Bu kadar basittir. Uygulanabilir fikirlerin hayata geçirilebilmesi için bir araçtır. Örneğin biz müzik alanında yıllardır kaynak sorunu olduğunu biliyoruz ve bunu çözmek de istiyoruz. Bunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Ve işte bu iş için uyguladığımız proje de engelsiz notadır. Engelsiz nota kapsamında biz şu anda desteklenmekteyiz ve önümüzdeki Şubat ayına kadar kütüphanemizde toplamda 3000 eserin olmasını hedeflemekteyiz. Bu bizim uygulamak istediğimiz bir fikirdir. Fakat hayata geçmesi için bize kaynak lazımdır. Örneğin bir müzisyenin oturup nota yazması lazımdır ve bu işi için ona para verebilmek maksadıyla da biz projeyi geliştirdik. Gönüllü bir yere kadar faydalanabiliyoruz ama proje kapsamında biz bu kişiyi istihdam edebilmek için böyle bir proje geliştirdik. Bizim için bu iş bu kadar basittir. Tartışılıyor. Sivil toplum kuruluşları projeler olmadan ayakta durabilir mi, duramaz mı? Yani o sizin kuruluş temellerinize bağlıdır. Eğer hiçbir yerden proje desteği almadığı zamanlarda dahi ayakta durabilmeyi sağlamış bir temele sahiptir. Bu temel özveriyle kurulmuştur. Bu temelin harcında özveri vardır. Nedir bu? EGET'in insan kaynağının gösterdiği bazen olağanüstü derecelere yükselen özverinin neticesidir. Ve yine kuruluşun sahiplenilmesiyle de doğru orantılıdır. Kişiler üyesi bulundukları derneği benimserlerse onun için gönüllü faaliyette bulunmaktan ve bunun için özveri göstermekten kaçınmazlar. Yine daha başka şeyler de olabilir. Biz EGET'in içinden örnekler veriyoruz. Yani temelinizi neye oturttuğunuzla alakalıdır bu işler. Ama diğer taraftan proje derneği denen de bir kavram türemiştir. Eğer ki proje araç değil de amaç haline geldiyse biz o işi yapan sivil toplum kuruluşunun hak temelli olduğunu sorgulayabiliriz. Yani ben proje yapmalıyım. Ben proje yapmalıyım. Evet, bugün mülteciler konusu çok gündemde, revaçta. Ben onlarla ilgili proje yapmalıyım. Engelliler konusu, valla herkes, bütün donörler engellilerle ilgili işte hibe çağrısında bulunmuşlar. Ben bunlara başvurmalıyım. Yani proje yazmak, uygulanabilir fikirlerin hayata geçmesi için bir araç olmaktan çıkıp da
Proje yazmanın kendisi bir amaç haline dönüşürse, biz bunu yapan sivil toplum kuruluşunun gerçekten hak temelli yaklaşımı benimseyip benimsemediğini sorgulayabiliriz. Ha, yapılan projeler hak temelli yaklaşıma dayanıyor olabilir. Amaç, gerekçe, metodoloji, uygulama bakımlarından bunu pekala sağlıyor olabilir. Kullanılan jargon da budur. Ama süreç içinde anlaşılır ki aslında burada temel gaye savunuculuk, o projenin süresiyle sınırlı ise, yani o proje bittiğinde biz o projede ortaya çıkan somut ürünlere yeterince sahip çıkılmadığını hissedersek, işte o kuruluşun bir proje derneği mi, yoksa hak temelli yaklaşımı kendisine düstur edinmiş ve bununla ilgili çözüm önerilerini hayata geçirmeye çalışan bir kurum mu olduğunu anlayabiliriz. Bu bölümü koymak zorundaydım çünkü programımızın adı Hak Temelli Sivil Toplum Semineri. Yani proje ve sivil toplum ilişkisini şu aşamada kurmak zorundayım. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi programımızın adı Hak Temelli Sivil Toplum Semineri. Peki, geldik. Evet, EGET 2013 yılında kuruldu, az önce de ifade ettiğim üzere. 7,5 sene bitti, 8. seneye doğru gidiyoruz. Ve biz projelerimizi proje komisyonu marifetiyle yazıyoruz. Tabii ki diğer komisyonlarımızla ilişki halinde bu işi gerçekleştirmeye de hassasiyet gösteriyoruz. Başarılı olduğumuz, yani iki yönlü söyleyelim, daha doğrusu yazdığımız projelerin geçtiği de oldu, geçmediği de oldu. Geriye dönüp baktığımızda geçmeyen projelerimizi tekrar okuduğumuzda, evet, bu proje gerçekten geçmemekte haklıymış dediğimiz de oldu. Bizce geçmesi gerekiyordu noktasında ısrarcı olduğumuz projeler de oldu. Değerlendirme süreçlerinin hakkaniyetli olduğuna kani olduğumuz zamanlarda oldu. Tam bizi ikna etmeyen değerlendirme süreçleriyle karşılaştığımız zamanlarda oldu. Ama günün sonunda EGET'in geçmiş ve geçmemiş projeleri vardır. Ve halen proje yazılmaya devam edilmektedir. Peki, iyi bir proje nasıl olur? Bizim aklımızda daha iyi yani bir fikir olabilir. Yaratıcı bir çözüm olabilir. Uygulandığında yeri yerinden de oynatabilir. Ya da o kadar iddialı olmadığımız, fakat uygulandığında bir şeyleri değiştireceğine inandığımız şeyler de olabilir. Ama o fikri biz iyi bir temele oturtmalıyız ki proje halini alabilsin. Günümüzde bu fikir için bir sponsor desteği almak isteseniz dahi sizden bunu bir proje formatında sunmanız beklenmektedir arkadaşlar. Gitseniz bir iş adamından, bir belediye başkanından, yani herhangi bir size kaynak sağlayabileceğini düşündüğünüz kişi ya da kuruluşa proje yazmadan benim böyle bir fikrim var diye gitseniz dahi sizden proje formatında bir sunum istenir. O yüzden o fikri proje haline getirmek değerlidir. Nasıl getiririz? İyi bir projenin özellikleri nedir? Az önce de ifade ettiğim gibi biz projenin geçici olduğunu bileceğiz. O projenin sonuçları üzerine yeni projeler inşa edebiliriz. Ama biz geçici bir şeye proje dediğimizi aklımızdan çıkarmayacağız. Yani biz ne dedik? İşte Braille kursu verebiliriz. O Braille kursu alan öğretmenler işte olmuştur. Bitti. O proje orada bitmiştir. Sonraki aşamada belki biz o Braille kursunu alan kişilere belki eğitimi düzenleyeceğiz. Böyle bir proje yapacağız. Yani bu da yeni bir proje olabilir. Sonra işte o eğitimini alanlar belki başka yerde başkalarına kurs verecek falan. Böyle, bunlar yeni projeler olabilir. Ama bileceğiz ki biz projenin bir başı ve bir sonu vardır.
ve geçicidir. Ama bu o proje bittiğinde tamamen elimizi eteğimizi o konudan çekeceğiz demek değildir. Onun sonuçları üzerine yeni şeyler inşa edebiliriz. Nitekim biz bunu yaptık. 2014 ile 2017 yılları arasında engelli üniversite öğrencilerinin inisiyatif projesini gerçekleştirdik. Sabancı Vakfı bizi destekledi o dönemde. Ve biz burada engelli üniversite öğrencilerinin kendi sorunlarına kendilerinin çözüm bulabileceği tezi üzerinden ilerledik burada. Ve devamında benimle birlikte engelsiz üniversite projesi yürütüldü. Bu sefer Ulusal Ajans tarafından desteklendik. O projenin sonuçları üzerine inşa ettiğimiz bir projeydi. Orada engelsiz katılımcılarımızın da dahil olduğu daha başka şeyler gerçekleşti. Hatta biz ikinci projeyi yazarken biz böyle bir deneyime sahibiz. 3 yıllık evveliyatımız var. Böyle böyle de veriler elde ettik. Biz bu işi yapabilecek en doğru kurumlardan biriyiz mesajını o kadar iyi verdik ki nadir olarak gerçekleşen bir şey oldu o dönem ve bizim projemiz ortaksız başvurulduğu halde kabul aldı. Neyse. Proje süreci şudur. Biz karar veririz. Evet, benim böyle bir fikrim var ve ben bunu artık proje fikrine dönüştürebilecek güce kendimi erişmiş hissediyorum. Dediğimiz anda proje başlar. Ve istediğimiz şeyi gerçekleştirdiğimizde proje biter. Arkadaşlar, süreç budur. Bir diğeri az önce de ifade ettiğimiz gibi benzersiz bir şeyler olmalıdır. Özgün bir şeyler çıkmalıdır ortaya arkadaşlar. Hele de artık bir fona başvurup da kabul almanın her geçen gün zorlaştığı dönemdeyiz. Böyle bir dönemde gerçekten de bizi benzersiz kılacak şeyler olmalıdır projemizin kabul alabilmesi için. Bu önemlidir. Ve az önce de ifade ettiğim gibi sürekli olarak da gelişim göstermesi gerekir. Mesela bizim engelli üniversite öğrencilerinin inisiyatifi esasen bir yıllık bir projeydi. Biz o bir yılda olduğunda ikinci desteği aldık. O bir yılda olduğunda da üçüncü desteği aldık. Vakfın politikası bir projeye en fazla 3 yıl desteklemeye izin veriyordu. Belki 4 yıl desteklemeye izin verseydi bilmem ama belki dördüncüsünü de desteklerlerdi. Gelişiyordu proje. Geliştiğini de donörlerine hissettiriyordu. Bunu yaparsa o projenin geliştiğini ve desteklenmeye devam edebilecek yeni kaynaklar da bulabileceğini anlarız. Artı gelişmeyen proje ekibini de motivasyon bakımından düşürür. Yerinde saydığını hisseden ekibin projeye olan ilgisi azalır ve proje beklenen sonuçlara da ulaşamaz. Bu noktada söylemem gereken şey şudur arkadaşlar. Zaten ilerleyen aşamalarda da değineceğiz ama projenin bir amacı olacak. Ve biz bir projeyle birden fazla amaca odaklanmayacağız. Bu çok önemlidir. Biz bir taraftan Braille alfabesini öğretmek üzerine proje kurgulayıp diğer taraftan işte ülkemizde Braille ekranların yaygınlaşması için çabalayacağız. Belki yani proje şeyine göre değişir ama genelde amacımız tektir. Bütçesine göre yapacağımız faaliyetler değişir ama amacımız tektir. Biz Braille alfabesinin eğer hedefimiz, amacımız daha doğrusu Braille alfabesinin ülkemizde öğrencilere ulaşmasını istiyorsak, Braille alfabesi bilen öğretmen sayısını artırmak gibi bir amacımız varsa bu kadardır. Ama biz ülkemizde Braille alfabesinin daha fazla yerde kullanılmasını arzuluyorsak o zaman projenin şey de değiştir. Kapsamı da değiştir. Peki şu sorulara yanıt arar proje değerlendiricileri. Neden bu proje? En başta bu. Niye seninki? Şimdi birincisi
net bir sonucu olacak projenin. Ben bu projeyi yaptığımda şu sonuca ulaşacağım. İşte diyeceksiniz ki şu kadar kişi eğitim alacak. Daha doğrusu ben bu proje sonucunda Braille alfabesi bilmeyen eğitmenlere Braille alfabesini öğreteceğim. Bu sizin amacınızdır. Okuyan kişi anlar ki evet, bu kişi bu projeyi yaptığında Braille alfabesi bilen öğretmen sayısı artacak. Evet. Bu soruya cevap vermesi lazım. O yüzden mesela bazı proje başvuru formlarında projenizi tek cümlede özetleyiniz diye sorular çıkar karşınızda. İşte aslında o budur. Okuyucu sizden bunu anlamak ister. Sen bu projeyi bitirdiğinde ne değişecek? Ne değişecek? Bunu anlamak ister. O 30-35 sayfa yazarsınız ama yine de okuyucu sizden o tek cümleyi ister bazen. Senin o projeyle değiştirmek istediğin şeyi tek cümlede nedir? Bunu ister. Bunu cevap vermeniz lazım. Efendim işte proje kapsamında Ankara'da şu kadar kişiye şu temalı eğitimler yapılacaktır falan filan değil yani. Projenizin sonunda ne değişeceği vereceksiniz burada. Neyi başarmak istiyoruz? Evet, hedeflerimiz nelerdir? Şimdi hedef kısmına geldik arkadaşlar. Projemizin amacı tektir ama tek bir hedefi olmayabilir. Bir de faaliyetler vardır. Amaç, hedef, faaliyet. Bunlar önemlidir. Amaç yapmak istediğimiz şeydir. Projenin sonunda ulaşmayı beklediğimiz noktadır. Yani bir yerden bir yere varma işidir ya proje aslında. O varmak istediğimiz nokta projenin amacıdır. Hedef o iş için ulaşmayı istediğimiz hedeflerdir. Mesela diyebiliriz ki arkadaşlar işte biz Braille alfabesi bilen öğretmen sayısını artırmak istiyoruz. Bu kapsamda diyebiliriz ki projemiz için işte 50 öğretmene biz Braille alfabesi eğitimi vereceğiz. Bu bir hedeftir. 50 tane öğretmene proje eğitimi vermek bizim ulaşmak istediğimiz bir hedeftir. Yine projemizin bütçesine ve kapsamına göre işte ikinci aşamada diyebilirsiniz ki bu 50 öğretmen tabii paranız varsa, bütçeniz yeterliyse veya işte dediğim gibi yani kapsam nasıl kurgulandıysa 50 tane öğretmenden de 50 tane görme engelli öğrenciye Braille alfabesi eğitimi vermesini hedefleyebilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da sizin yine aynı proje kapsamındaki ikinci hedefiniz olabilir. Amacınız da doğru orantılı hedefler belirlersiniz. Amacınız görme engellilerin dersine giren öğretmenlere Braille alfabesi öğretmek ve bu sayede Braille alfabesi bilen görme engelli öğrencilerin sayısını arttırmak ise pekala bu amaca yönelik iki tane hedeftir. Bunu yaparsınız. Sizin bu ulaşmak istediğiniz hedeftir. Amaçla hedef arasındaki farkı anlayabildik mi arkadaşlar? Hedefin ne olduğunu biraz sonra daha net göreceğiz. Bizim sormak istediğimiz bir diğer soru da şudur. Ne kadar zamanda sonuca ulaşmak istiyoruz? Yani bu tabii biraz başvuru kılavuzlarıyla da doğru orantılıdır. Der ki başvuru kılavuzu, sizin diğer projenizin en fazla gerçekleşebileceği süre şu kadardır. En az da bu kadardır. Siz o kalıba uygun bir proje yazarsınız. Yine faaliyetlerinizi hedeflerinize paralel olarak planlarsınız. Faaliyetleri de biraz sonra geçeceğim. Arkadaşlar, çok kilit bir şey söyleyeceğim. Bence bu çok önemli. Proje ekibi önemlidir. Siz çok iyi bir proje yazarı olabilirsiniz. Yazdığınız her proje geçiyor da olabilir. Ama iyi bir proje yönetimi için
iyi bir proje ekibi gerekir. Ve siz tek başınızda proje yürütemezsiniz. Böyle bir şey yoktur. Olmaz. Tek başınıza proje yürütemezsiniz. Neyle uğraşacaksınız o projenin? Raporlamasıyla mı uğraşacaksınız? Gerçekleştirilecek faaliyetleri mi izleyeceksiniz, denetleyeceksiniz falan. Ya bunların hiçbirini yapamazsınız tek başınıza. O yüzden iyi bir proje yönetiminde ekip önemlidir. Ve o ekibin de ehil kişilerden oluşması lazımdır. Hatır gönül ile ekip kurulmaz. Liyakat önemlidir proje ekibinde. Ve tabii ki para. Yani bu faaliyetleri gerçekleştirmek için bana ne kadar para lazım? Bu da önemlidir. Sorularımızdan bir tanesi de budur. Şimdi devam edelim. Daha başka sorular da var ve ilerleyen aşamalarda bunları biraz daha detaylandıracağız. Peki iyi bir proje yönetimi bize ne sağlar? Yapılması gerekenlerin düzenli halde ilerlemesini sağlar. Yani her şey belirlidir, nizamidir. Neyin ne zaman, kimler tarafından yapılacağı bellidir iyi bir proje yönetiminde. O yüzden söylüyorum arkadaşlar, iyi bir proje yazarı olabilirsiniz ama iyi bir proje ekibiniz yoksa o yazdığınız şeyleri uygulama noktasında zorluk çekersiniz. O yüzden projeyi hiçbir zaman tek başına düşünmeyin. Evet, o projenin öncüsü siz olabilirsiniz, yaratıcısı siz olabilirsiniz ama tek başınıza uygulayamazsınız. Sizin fikirlerinize, sizin düşüncelerinize, sizin savunduğunuz şeylere de inanan, sizinle hemfikir olan ekiptaşlarınız olacak. Ve yani iyi bir proje yönetiminde yapılmak istenenler zamanında gerçekleştirilir. Eğer olası bir aksama durumunda da bu zaten yine zamanında tespit edilir ve gerekli aksiyon alınır. Yine aynı şekilde yapılmak istenenler bütçeye uygun yapılır. Bütçenin aşağısında veya yukarısında bir süreç doğru değildir. Yine iyi bir proje yönetiminde kimin neyi ne zaman yapacağının belli olduğunu bildiğimizde ve bunun gerçekten hayata geçtiğini de zaman içerisinde gördüğümüzde projenin işte başarısızlıkla sonuçlanacağı gibi bir duyguya kapılmayız. Şimdi zaman zaman olur. Bazen projenin böyle ortaları en yoğun olduğu dönemler. Ya bu proje ne zaman bitecek ya falan filan. Nereden girdik biz bu projeye falan dersiniz yani. Tıpkı şey gibi bu hani sınavlara çalışırken olur ya bu sınav bitse de falan kurtulsak falan. Öyle dediğiniz zamanlar olabilir proje yönetirken yani. Ama o projeyi yönettikten sonra da biraz da zaman geçtikten sonra iyi ki yapmışız bu projeyi dersiniz. Eğer sonuçları sizi halen tatmin ediyorsa tabii. Evet, projenin akışı ve ahengini sağlar dedik. Devam ettiğimizde arkadaşlar proje yönetiminde 3 temel unsur vardır. Kalite, maliyet, zaman. Zaten baştan beri bu üçüne vurgu yaptım farkındaysanız arkadaşlar. Şimdi kalite, bir projenin kaliteli olup olmadığını nasıl bilirsiniz? Bunu ölçmelisiniz arkadaşlar. Projenin sonuçlarını ölçmek için istenen özellikler işin başında ortaya konmalıdır. Yani siz projenizin başarıya ulaştığını somut olarak göstermelisiniz. Ne kadar kişi eğitim aldı? İşte ne kadar kişi ne yaptı? Ya da proje kapsamında yaptığınız somut ürünler, işte bir video çektiyseniz, bir merkez kurduysanız, bir kitap yayınladıysanız bu ne kadar kişiye ulaştı? Yani bunların hepsi kaliteyi gösterir. Maliyet şudur. Yola çıktığımız rakamdır. Yani dersiniz ki, öngörürsünüz. Ben dersiniz ki 100 bin Türk lirasıyla bu projeyi gerçekleştireceğim. Ve size bu para verilir. Ya da siz bu projeyi parayla yapabileceğinize inanmış ve bu şekilde başvuru gerçekleştirmişsiniz demektir. Gerçek maliyet proje sonunda ortaya çıkar. Siz öngördüğünüz miktarı harcadınız mı, harcamadınız mı?
O miktarın üzerine çıktınız mı, çıkmadınız mı ya da aşağısında çok kaldınız mı, kalmadınız mı? İşte maliye çok önemlidir. Ve zaman. Projenin dediğimiz gibi tamamlanması için geçen süre. Devam ettiğimizde şimdi artık proje yazmaya başlıyoruz. Açın not defterini Word'ü. İhtiyaç analizi nasıl yapılır arkadaşlar? Çok önemli. İhtiyaç analizi yapmadan proje yazamayız. Proje yazarken dedim ki birincisi eğitim alabileceksiniz, almanız gerekir. İkincisi doğrudan yazmanız gerekir ama bununla beraber yapmanız gereken şey de okumaktır. İki türlü şey okuyacaksınız. Birincisi proje okuyacaksınız. Örnek projeler okuyacaksınız. Proje yazarken nelere dikkat edilmiş? Bunları okuyacaksınız. İkincisi de alanınızla ilgili okuma yapacaksınız. Proje yazacağınız konuyla ilgili okuma yapacaksınız. İhtiyaç analizini yapabilecek kadar bir şeyler biliyor olmanız lazım. Alanınızla ilgili, proje yaptığınız konuyla ilgili. Evet, iki türlü şey okuyacaksınız. Birincisi alanınızla ilgili gelişmeler. İkincisi de proje. Şimdi ihtiyaç analizinde şu soruların cevabını vermeniz gerekir. Ne, nasıl yapılıyor? Yani bir değerde yani ne nasıl yapılıyor derken şimdiye kadar sizin ilgilendiğiniz konuda ne yapılmış ve nasıl yapılmış? Mevcut durum nedir? Yine bir diğer sorumuz budur. Çok önemli bir sorudur. İşte efendim ülkemizde çok kapsamlı araştırmalar yapılmamıştır. Ama yapılan bazı araştırmalar %90'ın üzerinde görme engellerin Braille alfabesi bilmediğini gösterir. Bu araştırmaları da kimin yaptığını söylerseniz güzel olur. Öbür türlüsü biraz hariçten gazel okumak gibi de algılanabilir yani. Bu önemlidir. İhtiyaç analizi yaparken Türkiye'nin nüfusu işte engelli nüfusu 12 milyondur. Ailelerle birlikte 30 milyon, 35 milyona çıkar falan filan diyemeyiz. Başbakanlık Özür Diler İdaresi'nin 2002 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin nüfusu 12 milyondur. İşte X bir araştırmaya göre de ortalama her aile, çekirdek aile işte 4 kişiden oluşur. Bu 12 milyonla bu çekirdek aile, yani eğer aile kavramını da işin içine katmak istiyorsanız bunu yaparsınız yani. O dediğim gibi yazacağınız projeyle de doğru orantılıdır. Her yerde böyle başlamanız da gerekmez. Ama bir rakam, bir bilgi, bir şey veriyorsanız, iddia ediyorsanız bunu kaynağını da söylersiniz. Bu şey demek değil. Dipnot verin ya da işte projenizin belli bir yerine kaynakça ilave edin ya da kaynağınızın linkini falan yapıştırın değil. TÜİK verilerine göre dersiniz. EGET'in 2017'de yaptığı araştırmaya göre dersiniz. İşte Aile Bakanlığı'nın 2020 bültenine göre dersiniz. Bilgi edinme başvurularıyla edindiğimiz 2018 yılı Ekim verilerine göre dersiniz. Ama bir şey değil. Yani o bilgiyi nereden aldığınızı karşı tarafa söyleyin ki karşı taraf da bu acaba doğru mu söylüyor, söylemiyor mu sorusunu içinde çok daha iyi cevaplandırsın. Şimdiye kadar sizin alanınızla ilgili proje yapmak istediğiniz fikirle ilgili bir şey yapılmış mı? Bu çok önemli bir sorudur. Bu sizin alana hakimiyetinizi de gösterir. Yapılmış mı, yapılmamış mı? Yapıldıysa bunu yok demeyin sakın arkadaşlar. Yapıldığını söyleyin. Bu sizin fikrinizi özgün olmaktan çıkarmaz. Tam tersi, yapılmış olan fikirden, yapılmış olan çalışmalardan ayrılan yönünüzü de açıklama fırsatı verir. Bu çok önemlidir. O yüzden şimdiye kadar bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Yani yapılmadıysa gerçekten yapılmamıştır da. Yapıldıysa da yapılan kısımlarını yazın arkadaşlar. Bu size bir şey kaybettirmez. Bu sizin fikrinizi değersiz kılmaz. Benzersiz kılacak şeyleri açıklama fırsatı verir az önce de ifade ettiğim gibi. Neden
Ya da işte daha önce yapılan çalışmalar biliniyor mu? Ne kadar biliniyor? Bunlar önemli. Bunları yine vermelisiniz. Ve neden sorusunun da cevabını bu ihtiyaç analizinde ortaya koymalısınız. Efendim, mevcut durum şöyledir. Şu 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 vardır. Ülkemizde Braille alfabesi bilen çok azdır. Artmıyor çünkü eğitim bu Braille alfabesini öğretecek öğretmen de yok. Evet, bu bir mevcut durum analizidir. Peki, şimdiye kadar hiç Braille eğitimi verilmemiş mi? Verilmiş. Ama işte ben de vereceğim. Ama ben verirken bir şey farklı yapacağım. Yani belki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hiç böyle bir kurs verilmemiş olabilir. Diyeceksiniz ki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde böyle bir kurs yok. Şimdiye kadar vermemişler. Ben buna baktım. Halk eğitimin kurslarına baktım. İşte üniversitesiyle konuştum. Yani yok, böyle bir kurs yok. İşte bu bir benzersizlik örneğidir. Ya da benim metodum farklı. Ben geleneksel değil, modern yöntemlerle ve farklı teknolojik araçlar kullanarak bu kursu vereceğim. Ve normalde işte şu kadar süre sonunda bu kazanımlar elde edilebiliyorken benim yapacağım yöntemle şu kadar saatte ve şu kadar kişi bireyle öğrenebilecek diyebilirsiniz. Zaten onu nasıl yapacağınızı da anlatacaksınız ama o ihtiyaç analizi kısmında değil. Yani evet, istenilen durumu ifade edeceksiniz. Alternatiflerinin olup olmadığını söyleyeceksiniz. Bunlar önemlidir arkadaşlar. İhtiyaç analizi yaparken. Şimdi hedeflerden biraz önce bahsettim. Birincisi açık olacak. Yani ne yapmak istediğiniz, bu amaca ulaşmak için ne yapmak istediğiniz, hangi hedeflere ulaşmak istediğiniz açık olacak. Uygun olacak. Gerçekçi olacak. Ve ölçülebilir olacak. İşte ben bir tane kitap çıkaracağım. Hedeftir. Üç tane video çekeceğim. Hedeftir. 40 kişiye eğitim vereceğim. Hedeftir. Bir tane eğitim merkezi kuracağım. Hedeftir. Bunlar hedeftir arkadaşlar. Bakınız, ne olduğu net ve günün sonunda ölçülebilir hedeftir. Sen eğer 40 kişiye eğitim vermeyi istiyorsan ama 22 kişiye eğitim verdiysen hedefine ulaşamamışsın demektir. Sen 3 tane video çekmeyi planlıyor idiysen fakat bir tanesini başarabildiysen hedefine ulaşamamışsın demektir. Bakın, ölçtüm ve hedefinize ulaşamadığınızı gördüm. Gerçekçi olmalı. Yani Türkiye'deki 1 milyon öğretmene ben Braille alfabesi öğreteceğim. Bu gerçekçi bir hedef değildir. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı bile yapamaz. Böyle bir hedefi Milli Eğitim Bakanlığı bile başaramaz. Tek seferde başaramaz. Yani ki siz bir sivil toplum kuruluşusunuz. Yapamazsınız. Ya da bir sosyal girişimde olun. Yani yapamazsınız. Ama her geçen gün çıtanızı artıracak şeyler yaparsınız. Başlangıçta şu kadar kişiye ulaşacağım. Üçüncü yılda bu kadar kişiye, beşinci yılda bu kadar kişiye falan filan. Artık o projenizin süresine göre de doğru orantılıdır. Bunu planlarsınız yani. Bunda sıkıntı yok. Ama 1 milyon kişiye bir anda eğitim veremezsiniz. Bu gerçekçi bir hedef değildir. Parayla da doğru orantılıdır. Yani şimdi benim elimde 500 bin lira varsa ben daha fazla kişiye eğitim veririm. 50 bin lira varsa daha az kişiye eğitim veririm. Bu böyledir. Ya da 50 bin kişi, 50 bin Türk lirasıyla taş çatlasın iki tane kısa video çekerim. Ama 500 bin TL ile çok daha güzel videolar çekerim. Çok daha kapsamlı, daha profesyonellerle çalışırım. O yüzden gerçekçilik önemli. Ulaşılabilir olmalı, ölçülebilir olmalı. Bunları söyledik. Neyi elde etmeye çalışıyoruz sorusuna cevap vermelidir. Ve uymamız gereken standart ve kıstaslar nelerdir sorusu da
bizim hedeflerimizi belirlerken cevaplamamız gereken bir sorudur. Biz bu hedefi gerçekleştirirken hangi kıstaslara uyacağız? İşte mesela biz işte Braille alfabesinin kıstasları bellidir. İşte 6 nokta esasına dayalıdır. İşte makine dilinde bu 8 noktaya çıkmıştır. 6 nokta ile 64 farklı kombinasyona ulaşılabilirken 8 noktada 256 kombinasyona ulaşılabilmektedir falan filan. Yani işte sizin, bu belki de sizi 8 nokta Braille öğreteceksiniz yani. Buna ulaşmak istiyorsanız bunun işte standartları da vardır. Bu kıstaslar sizin bu hedefleriniz belirler. Yine uygulanması gereken özel bir metot varsa hedeflerinize ulaşırken bunu açıklarsınız. Ve her hedefin de bir süresi vardır bu arada arkadaşlar. Yani ben projemin 5. ayında şu hedefe ulaşmış olacağım. 7. ayında şu hedefe ulaşmış olacağım. 10. ayında bu hedefe ulaşmış olacağım. Yani projenin hedefleri, amaca giden yolda ulaşılmak istenen şeyler için bir sürede verirsiniz. Toplam proje süresi 12 aydır. Ama siz 6. ayda şu hedefe, 8. ayda bu hedefe, 10. hedefte de o 10. ayda da o hedefe ulaşmak istersiniz. Böyle tasarlarsınız. Evet. Yani hedef nedir? İhtiyacın karşılanması ve amaç doğrultusunda istenen durum. İşte az önce de verdiğimiz örnekler, sistem kurulması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, hizmet, kitap yayınlama, rapor yayınlama falan, bunların hepsi hedef olabilir. Peki faaliyet nedir o zaman? Faaliyet bu hedefe giderken yaptığımız şeylerdir. Eğitim düzenlemek istiyoruz da biz arkadaşlar. Eğitim için başvuru formlarının alınması bir faaliyettir. O başvuru formlarının değerlendirilmesi bir faaliyettir. Eğitimin gerçekleşeceği yerlerin bulunması bir faaliyettir. Eğitimin gerçekleşmesi, yani XX tarihlerinde bu eğitimin yapılması bir faaliyettir. Video çekimleriyle ilgili kimle çalışacağımızı belirlemek, sonra o videoların çekilmesi için lojistik ayarlamaları yapmak ve o videoların çekilmesini sağlamak, o gün o yerde hazır bulunmak ve sonra montajının yapılması, bunların hepsi faaliyettir. Evet. Amaç ne yapmak istediğimizdir. Hedef yapmak istediğimiz şeylere ulaşırken kullanacağımız yöntemler ve somut çıktılardır. Faaliyet ise bunları yaparken yaptığımız eylemlerdir. Bu hedeflere ulaşırken ki eylemlilik süreci de faaliyettir arkadaşlar. Siz o faaliyeti yapmadan, o eğitimi o gün, o tarihte, o belirlediğiniz mekanda gerçekleştirme işini yapmadan o hedefe ulaşmış sayılmazsınız zaten. O faaliyetin, yani o eğitimin yapılması işi faaliyettir. O işin sonucunda elde edilen çıktı da hedeftir. Hedef ulaşılmış bir faaliyetler hedefe giden yoldur. Hedef de amaca giden yoldur. Peki projenin etkisi dediğimiz gibi ölçülebilir olmalı. İşte eğitim düzenliyorsanız eğitiminize katılan kişi sayısını işte imza sürküsü koyarsınız, oradan ölçersiniz. İşte eğitim başarılı oldu mu, bunun öncesinde bir ön test yaparsınız, son test yaparsınız, anketler yaparsınız. Onun dışında yayınladığınız video ne kadar kişiye ulaşmış, onu ölçmek için bir takım şeyler yaparsınız. Hatta işte insan ilişkisi fazla olan projelerde, işte eğitim, seminer gibi faaliyetlerin gerçekleştirdiği projelerde bir de dış gözlemci bulundurursunuz. Yani proje ekibinizden birini bu şekilde görevlendirirsiniz. O da diğer katılımcılarla ilişki kurar. Onların arasında çoğunlukla gezinir. Varsa bir homurdanma, bir hoşnutsuzluk, bunu anında proje ekibine bildirir ki o da anlık reaksiyonlar gösterebilsin falan. Bu tarz ölçüm metotları vardır. Bunları kullanmalısınız.
Metodoloji. Yani yöntem. Siz bu projeyi nasıl yapacaksınız? Hangi yöntemi uygulayacaksınız siz bu projeyi uygularken, gerçekleştirirken? Siz bu projeyi gerçekleştirirken hangi yöntemleri uygulayacaksınız? Hangi aşamada hangi metot devreye girecek? İşte 8 noktalı bireyi mi kullanacaksın? 6 noktalı bireyi mi kullanacaksın? Teknolojiyi mi kullanacaksın? Yüz yüze eğitimi mi kullanacaksın? İşte ben atıyorum yani birey eğitimini kasayla vereceğim. Bu bildiğimiz çivili kasalarla bunlarla vereceğim. En doğru yöntem budur. Hayır efendim, en doğru yöntem bu değildir. Kabartma daktilo yöntemidir. Yani neyle uygulayacaksın sen bu projeyi? Nasıl bir yöntem var aklında? İşte eğitim vereceksin. Yani formal bir eğitim mi vereceksin? Yoksa uygulamalı eğitim mi vereceksin? Hangi yöntemleri kullan? Hangi eğitim yöntemleri, öğretim yöntemlerini kullanacaksın? Ya da rapor yazacağım diyorsun. Yani senin raporun bu düz, siyah beyaz 150 sayfadan mı oluşacak? Yoksa infografiklerin falan da olduğu bir şey mi olacak? Yani bunları anlatacaksın. Ve bu noktada nasıl yapılacak ve hangi yöntem uygulanacak sorusunun cevaplarını ararız. Şimdi en can alıcı nokta bütçedir. İyi bir bütçe iyi sonuca götürür. Arkadaşlar şimdi evvela bizim neye ihtiyacımız varsa hepsini listeleyeceğiz. Proje yaptık. Bir proje koordinatörüne ihtiyacımız var. İşte eğitmenlere ihtiyacımız var. Danışmanlara ihtiyacımız var. Bilgisayara ihtiyacımız var. Fotoğraf makinesine ihtiyacımız var. Atıyorum tamamen. Yazıcıya ihtiyacımız var. Braille printer'a ihtiyacımız var. İşte video çekeceğiz, o iş bir para. Kitap bastıracağız, o bir para. Kırtasiye işleri var. Posta göndereceğiz. Muhasebeci belki tutacağız. Ofis kirası olacak, faturalar olacak. Yani işte şehirler arası yolculuk yapacaksınız. Orada siz yemek yiyeceksiniz, su içeceksiniz. Bunların hepsini listeleyeceksiniz. Bunların hepsi listelenecek. Önce listeleme. Yani ihtiyaçlar ne? Bunlar listelenecek. Sonrasında bu kalemlerin tek 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 maliyetini araştıracaksınız. İşte bilgisayar ne kadar? Şimdi 6 bin liraya da bilgisayar var, 60 bin liraya da bilgisayar var. Sen o noktada şunu düşüneceksin. Senin projen için ne kadarlık, hangi özelliklere sahip bir bilgisayar yeterlidir? Yani bir işte çizim falan yapacak mısın? Grafiklerle çok iç içe bir proje mi yapacaksın? O zaman çok daha kuvvetli bir bilgisayara ihtiyacın vardır. Ama işte ben mail işte sosyal medya yöneteceğim, mailleri kontrol edeceğim, arada bir ofis programı kullanacağım. O zaman daha başka bir bilgisayara ihtiyacım vardır. Bunu belirleyeceksiniz yani. Bunun fiyatı böyle belirlenir. Sonrasında işte 3 ayda harcayacağınız posta gideriyle 12 ayda harcayacağınız posta gideri aynı olmaz. Ya da proje koordinatörüne bir maaş vereceksinizdir. Vereceğiniz maaş ne çok yukarılarda olmalıdır ne de çok aşağılarda olmalıdır. Ve yani siz o proje için o proje koordinatörünü yazarsanız ama o paraya çalışacak adam bulamazsınız eğer çok aşağıda bir şey yazarsanız bu sefer. Ha, çok yukarıda yazarsanız zaten kabul etmezler. Orada sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar en çok yapılan hatalardan bir tanesi de biz ucuz yazalım da bizi kabul etsinler. Yok. Diyelim ki işte projenin azami bir hibe bir projeye verecek azami hibe miktarı diyelim ki 100 bin TL. Ya ben 60 bin liraya da bırakayım da kazanma şansım varsın arkadaşlar. İyi proje ucuza yapılan proje değildir. Zaten bir projeye verilecek azami hibe miktarı 100 bin TL olarak belirlenmişse donör tarafından o projenin yaklaşık olarak ona benzer rakamlarla yapılacağını öngörmüştür de vermiştir. Yani 100 bin liralık bir hibeye siz 90 bin üzerinde bir para yani 90, 92 bin, 94 bin, 95 bin gibi bir şey vermekten çekinmeyin. Yani direkt 100 bin de tutturun demiyorum ama yani 100 bin istenen şeyden de 70 bin de 65 bin de bırakmayın yani arkadaşlar.
Yani zaten o gerçekçiliğinizi de öldürür bu arada. Yani. Siz ucuza yapmaya çalışırken onu da düşünürler çünkü. Yani maliyet analizi yapılırken sadece o şey yani gerçekten pahalı mı ucuz mu diye yani bakılmaz. O fiyata o şey yapılır mı diye de bakılır yani. O yüzden çok düşükte yazmamak lazımdır. Ve ne olur arkadaşlar? İşte siz hangisi ne kadar onu da topladınız. Sonra alt alta dizdiniz ve topladınız. Sizin proje şeyiniz ortaya çıktı. Toplam bütçeniz ortaya çıktı. Bazen şu olur ama siz bu kadar esnek bütçe yapamayabiliyorsunuz. Nedir? Ben der vereceğim sana hibe ama sen bunun sadece %30'unu insan kaynaklarına harcayabilirsin. Eğer ben sana 100 bin lira proje parası veriyorsam bunun 30 bin lirasını için adam çalıştırabilirsin. Kadın çalıştırabilirsin. İnsan çalıştırabilirsin. 20 bin lirasıyla teçhizat alabilirsin. İşte 10 bin lirasıyla ofis kirasını harcayabilirsin. İşte o zaman bu tür sınırlamalar da olabilir. O zaman bu kadar esnek bütçe yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii bir de proje süresi de önemlidir. Yani 3 aylık bir projeyle 33 aylık bir projenin bütçesi aynı olmaz. Yani biz duyuyoruz 3-4 yıllık projeler geçiyor bazen. Hibe miktarı 400 bin euro, 500 bin euro, 300 bin euro. Bunlar belki çok gibi görünüyor ama 33 ayda, 35 ayda, 40 ayda da zaten anca o kadar olur yani. İş ki o kadar sürede o kadar yüksek meblağlar hakkınca yönetilebilsin. Yoksa yüksek değildir. Çoğu zaman. Riskler çok önemli arkadaşlar. Sizin projenizin gerçekleşmesini engelleyecek riskler var mı? Şöyle yazarsanız projenizde bu soruya, bizim projemizin gerçekleşmesini engelleyecek hiçbir risk yoktur. Geçmiş olsun, elendiniz. Arkadaşlar şu anda bile bir sürü risk var. Bir tane bot girebilir ve bizim eğitimimizi alt üst edebilir, sabote edebilir. Benim elektriklerim kesilebilir, internet bağlantımda sorun olabilir. Google çökebilir. Şu anda bile bir sürü risk var. Biz bunların bazılarını engelleyebilecek tedbirler alabiliriz. Bazılarını da alamayız. Yani kimse koronavirüs çıkacağını bilmiyordu. Biz bu noktada öngördüğümüz riskleri ve bu riskleri giderebilecek önlemleri belirlemeliyiz. Politik, sosyal, çevresel, sosyal riskler neler olabilir? Bunları belirlemeliyiz. Bizim mesela diyelim ki bir savunuculuk faaliyeti yapıyoruz. Tam da bizim projemizin yapıldığı sıralarda bir seçim oldu. Hoppala. Sen o anda bürokratları yerinde bulamazsın ki. Neyin savunuculuğunu yapacaksın? Yapamazsın. Seçim döneminde gidip de lobi görüşmesi yapamazsın. Bu olmaz. Senin projen etkilendi. Efendim işte 7 ilde 700 kişiye seminer vereceğim. Ne oldu? Mart ayında bir koronavirüs çıktı. Eğitim veremiyoruz. Ne oldu? Yani gidemiyoruz o şehirlere. Hatta dernekler için şu anda 1 Aralık'a kadar şey var değil mi? Kısıtlama var. Faaliyet yapamıyorsunuz. Yüz yüze faaliyet, toplu faaliyetler yapamıyorsunuz. Belki bunu daha da uzatacaklar. Ne oldu? Bu öngöremediğimiz bir risk. Ama yine de buna dair de çözümler geliştirebiliyor. Bunu online'a çekersiniz işte bir şekilde yapabildiğiniz ölçüde. Öyle yapıyorlar şimdi. Ya da ertelersiniz. Dersiniz ki benim projem online yapılamaz. O yüzden erteliyorum da diyebilirsiniz. Bunu yapanlar da oldu yani. Projesini bila tarihe erteleyenler oldu. Olur yani. Biz bu aşamada işte ne bileyim katılımcı bulmamız lazım. Katılımcı hedeflediğimiz katılımcı sayısına ulaşmak için böyle bir ulaşamama riskine karşı işte şurada duyuru yapacağız, buraya ileteceğiz, buradan destek isteyeceğiz yazarsınız. Yani işte şu kitapçığı çıkarmak için bizim ekibimizde yeterince veri toplayamazsak işte literatürden daha fazla yer alacağız. Yani mümkün olduğunca
şunu düşün. Ben ne gibi aksaklıklarla karşılaşabilirim? Yani orada her türlü en kötü senaryoyu aklınıza getirin arkadaşlar. Her türlü en kötü senaryoyu aklınıza getirin ve bununla beraber çözümlerini de düşünün. Ne olursa çözebilirim. Yani mesela COVID-19 uzun süre devam ediyor. Ki nitekim işte eğitim faaliyetleri yapanlar oldu birkaç ay boyunca. Orada şunu yazarsınız. Yani ben gelecek katılımcıların en başta işte ateşlerini ölçeceğim. Onlara işte sosyal mesafeyi oluşturabileceğim mekanlar ayarlayacağım. Dezenfektanını, maskesini vereceğim. Kendisini kötü hisseden bir kişi olduğunda da onu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendireceğim dersiniz. Bakın bu riske karşı alınmış bir önlemdir. O yüzden risk önemli. Ve benim projemin gerçekleşmesi için hiçbir risk yok demeyelim arkadaşlar. Lütfen demeyelim. Her şey için bir risk vardır yani. Az önce de söyledim. Şu toplantının istediğimiz gibi bitmemesi bile söz konusudur. Bunun bazı önlemleri alınmıştır ama alınamamış önlemler de vardır. Ve sürdürülebilir olmalıdır. Yani burada sizden şunu isterler. Yani proje bittiğinde devam edecek mi? Bu gri bir sorudur. Aslında burada sizin o fikre ne kadar sahip çıktığınız da ölçülmek istenir. Yani evet o proje bitti. Ben o projeyi, o fikri rafa mı kaldıracağım? Yoksa etkisini daha fazla kişiye ulaştırmak için daha farklı şeyler mi yapacağım? Bunu sorar size yani. O yüzden bu soru gridir. Ne olacak? Para olmazsa mecburen fikir bitecek dememek lazım. Yani ben bu projeyi işte gerçekleştirebilmek için buradan aldığım deneyimleri kullanacağım. Daha başka fon kaynakları araştıracağım. Kendi içimde belki yani onu son kertede yazarsınız da işte öz kaynaklarımı kullanacağım. İşte şuradan şunu yapacağım. Bu projenin bu sonuçları benim yeni kaynaklar bulmam için bir avantaj olacaktır falan filan bunları yazarsınız yani. Bunlar önemlidir. Gri bir sorudur ama yaratıcılık isteyen bir sorudur. Değerli bir sorudur. Arkadaşlar projemiz için fon araştırırken şimdi bir sürü hibe çağrılar açılıyor. Bunun için hibe çağrısı. 500 bin TL veriyoruz. Bunun için 60 bin TL. Bir defa proje yazacaksanız eğer bir fon kuruluşuna çağrılı, açık çağrılı bir fon kuruluşuna hibe yazacaksanız en başta yapacağınız şey o hibe kılavuzunu baştan aşağıya satır satır okumaktır. Sizden ne isteniyor? Hangi sınırlılıkları koymuş? Bunları bilmek lazımdır. Mesela sizden İnsan haklarının geliştirilmesini isteyen, savunuculuk temelli bir proje yazmanız isteniyorsa oraya gidip de bir şey merkezi yani birey merkezi kuracağım diyemezsiniz. Tutmaz yani kabul edilmez. Ya da tam tersi sizden somut bir şeyler isteniyorsa çünkü savunuculuk biraz soyuttur. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Ama sizden somut bir şey isteniyorsa bu sefer yapacağınız iş ona göre değişir. O yüzden hibe kılavuzunu bir, sizden hangi kapsam dahilinde bir proje isteniyor? İki, hangi koşulları istiyor? Yani az önce dedim ya size, işte süresi vardır, ne kadar para vereceği azami ve asgari tutarlar bellidir. Hatta hangi faaliyet kalemlerini destekleyeceği veya desteklemeyeceği bellidir. Yani mesela bazılar der ki ben insan kaynağı, maliyetini desteklemiyorum der. Benden proje ofisi maliyetini desteklemiyorum der. Sen kılavuzu okumadan proje ofisi gider yazarsan zaten elenirsin. O yüzden proje kılavuzu iyi okunmalıdır. Biz ülke olarak okumayı sevmeyiz. Bu ÖSYM sınav kılavuzlarında da böyledir. Daha başka kılavuzlarda da böyledir. Fon sahibinin neye öncelik verdiği iyi bilinmelidir. Ve fikrimiz eğer o fon sahibinin şartlarına uymuyorsa da yazmayın arkadaşlar. Yazmayın zaten kabul olmaz o. Ama işte onu iyi değerlendirmek lazım. Yani hemen bu benim fikrimle de uyuşmuyor demeyin yani. Uyuşturmak için de biraz uğraşın ama zorlamayın. Mümkün olduğunca uydurmaya çalışın ama zorlamayın. Çünkü bazen sizin kafanızdakini hayata geçirme kurgunuzla o proje formatı aynı olmayabilir arkadaşlar.
Peki, kabul edilmeyi etkileyen diğer faktörler. Eğer kurumun daha önce bir proje deneyimi varsa avantajlıdır. Daha önce bir proje yürüttüyse bu bir avantajdır. Bunu motivasyonunuzu kırmak için söylemiyorum ama bu bazı noktalarda avantaj olur. Alana hakimiyet avantajdır. Az önce de söyledim. Biz ortaksız başvurduk. Genellikle ortaklı kabul edilen projelerde biz ortaksız başvurmamıza rağmen aldık o ebeveyn. Çünkü alana hakimdik. Talep edilene yakın bir bütçe verilmesi. Dediğim gibi yani 100 bin lira azami hibe miktarı olan bir proje için siz 65 bin lira vermeyin yani. Gerek yok buna. 80-90 bin lira verin. Ha, bazen düşürürler sizi. Ya ben hani daha fazla projeyi desteklemek için sizin bazı faaliyetlerinizi kıstım. Biraz da paranızı düşürdüm falan diyebilirler. Böyle revizyon isterler ama bırakın onlar istesin. Siz ver, yani o revizyonu kafanızda yapmayın yani. Siz isteyin yani. Mesela siz 100 bin liralık bir proje verdiniz ya, sizin aşağı yukarı o zamana kadar buna benzer bir miktarda bir bütçe yönetip yönetmediğinizi de kontrol ederler. Ya da mesela hiç proje yönetmemiş bir kişiye 1 milyon TL'lik bir proje vermezler. Çünkü sizden bir kurumunuzun mali şeyini de isterler, tablosunu da isterler. Ve o mali tabloda siz yıllık 5 bin 6 bin liralık bir bütçe yönetirken 1 milyon bütçe yönetilmesi beklenen projeye başvursanız büyük ihtimalle kabul edilemezsiniz. Yani ne olacak? Siz işte 60 bin liralık, 70 bin liralık, 100 bin liralık, 150 bin liralık projelere başvuracaksınız. Onu yöneteceksiniz. Sonra daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı. Proje ekibi nitelikli şekilde kurulacak. Arkadaşlar ben değerlendirme oturumunda da bulunma fırsatı yakaladım bir defasında ve orada gerçekten ekibin niteliği de değerlendiriliyor. Eğer gerçekten adil bir değerlendirme süreci yapılıyorsa, yani isim isim vermek zorunda değilsiniz. Bazen isim isim de isterler ama ben proje kapsamında işte şu uzmanı, şu şekilde uzman falan görevlendireceğim dersiniz. Bazı hibelerde sizden o kişilerin isimleri ve işte özgeçmişleri, CV'leri de istenir. O da yine biraz başvuru kılavuzuyla ilintili bir durumdur. Ne kadar bilgi vermeniz gerektiği. Eğer ortaklı bir proje yapıyorsanız onların iyi seçilmesi lazım. Yani rastgele bir ortak değil. Gerçekten o projeye katkı verebilecek ve bir takım rolleri olan ortaklar belirlemenizde yine kabul edilme olasılığını artırır. Bunlar da benim son söyleyeceğim şeyler arkadaşlar. Şimdi söz isteyen arkadaşlar hem söz isteme düğmesine basabilirler hem de ortaya yazabilirler. Çünkü sanırım herkese daha bu söz isteme özelliği gelmemiş. O yüzden bunu bu etkinlikte tam olarak uygulamayacağız ama bundan sonraki oturumlarımızda herhalde çok daha iyi uygulayabileceğiz. Söz isteyenleri bu şekilde çok daha adil bir şekilde sıraya koymuş olacağız. Ama bugün yine de ortaya yazanların da söz isteme taleplerini kabul edebiliriz. Benim aktaracaklarım bunlar ama hem katkı vermek isteyen hem de soru sormak isteyen varsa söz alabilir. Kaydı durduralım mı yoksa devam edelim Devam mi? edebiliriz bence yani çünkü orada da iyi şeyler çıkıyor. Tamam, ben o zaman hemen hazır mikrofon açmışken birkaç ekleme yapmak istiyorum. Tabii. Yani sen anlatırken çok güzel anlattın ve birkaç şeye değindin. Özellikle şu vurgun bence çok değerliydi. Bir projenin, yani proje yazmış olmanın sonucunda da hak temelli olabilmek ya da hak temelli olup projeleri hayata geçirebilmek çok değerli. Ve proje geçtikten sonra bir ekiple bu işi yürütebilmek, bu da çok değerli. Bunlardan bahsettin. Yine bahsettin ama ben bir şeyin daha önemini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. O da şu: evet, projeyi oturup çok iyi bilen bir kişi yazabilir veya iyi bilen birkaç kişi de yazabilir. Ama bir şey var ki o çok önemli. Bence o da proje öncesi fikir tartışması. Bu projenin ayaklarını yere basmasını sağlayan, farklı zihinlerde yoğrulması, fikrin dönüşmesi, şekillenmesi, daha farklı noktaya gelmesi açısından çok önemli. Hem bunu söylemek hem de senin bu proje öncesi fikir tartışmasına dair düşüncelerini öğrenmek istiyorum açıkçası. O Bu çok yüzden söz aldım. önemli. Bu çok önemli. Evet, teşekkür ediyorum paylaşımın için. Bu arada şöyle. Evet. Paylaşmayı durdurduk herhalde. Tamam. Evet. Bir saniye.
Bir saniye. Tamam. Evet, arkadaşlar tek başına bu önemli bir katkı ve soruydu. Yani tek başına proje yazabilirsiniz ama bir ekiple bunu tartışarak çok daha iyi noktalara gelebilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Yani ekibi baştan da kurabilirsiniz zaten. Proje yürütme ekibini. Tabii işin içine bir yerden sonra uzmanlar falan girebilir ama başlangıçta bir yürütme ekibi kurabilirsiniz. Ve bu yürütme ekibiyle beraber projeyi tasarlarsanız zaten o ekip ruhu daha da artar. Yani siz baştan bir kendiniz proje yazar ve sonradan ekip oluşturursanız ve o ekip sizin yazdığınıza yakın şeyler düşünmemesine rağmen bu ekipte yer alırsa o zaman biraz sorunlar çıkabilir, çatışmalar çıkabilir ve çözümlenmesi zor olan çatışmalar çıkabilir. Ama başlangıçta hatta yeri gelecek uzun uzun toplantılar yapacaksınız ama ben proje yazma sürecinin de az önce senin söylediğin gibi yürütme işi de olduğu gibi bir ekip işi olduğunu düşünüyorum. Yani yürütürken de yazarken de bu işin bir ekip işi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu arada yani o ekipte de şu yapılabiliyor bazen. Yani sen projenin amacını yaz, sen özetini yaz, sen faaliyetler kısmını yaz. Vallahi o zaman biraz karışıyor işler. Çünkü herkesin üslubu farklıdır. Herkesin yazı üslubu farklıdır. Ve bir projeyi maksimum bence iki kişi falan yazsın yani. Üç kişi. Efendim? Şaşırdım. Bülent Bey söz istiyor galiba, Emre el kaldırmış. Tabii. Emre Bey, ben Talasem Federasyonu Başkanı Bülent Koçer. Buyurunuz. Öncelikle sizle bu toplantıyı, yani bu seminere katıldığım için çok memnun oldum ve çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Benim anladığım kadarıyla Eget bir proje yazabiliyor aynı zamanda, değil mi? Bir fikrim varla size katılırsam ya da katılırsak bir proje yazdırabiliyoruz aynı zamanda. Doğru mudur? Eget başka kurumlara şimdiye kadar proje yazmadı. Yani kendisi için proje yazdı şimdiye kadar. Hiç başka bir kurumla çalışmanız olmadı mı? Ortak bir Yani proje yapıldığında. tabii, yani ortaklarımız oldu. Yani şunu demek istemiyorum. Bazı proje danışmanlık şirketleri var. Siz oraya gidersiniz ya da onlar size gelir. Sizin adınıza sizin fikrinizi projeye dönüştürürler. Öyle bir kurum değiliz ama mesela sizin derneğinizle ortak bir fikir noktasında uzlaşırız ve beraber bir projeye başvuru yapabiliriz. Bu olabilir. Onu Anladım. söylemek istedim. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İletişim bilgilerimi mesajlar kısmına bıraktım. Eğer iletişime geçebilirsek daha detaylı konuşabileceğimizi düşünüyorum. Tamam, not alabildik mi arkadaşlar? Evet, notlarımız arasında. Tamam. Tamam. Teşekkür Görüşmek ettim. dileğiyle, iyi seminerler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, devam edebiliriz. Var mı söz almak isteyen? Bugün Mücahit Oğuzhan, siz o kısmı kontrol ederseniz iyi olur. Evet, ya çok uzun konuştuk ve insanları sıktık ya da epey detaylı açıklamalarda bulunduk ve insanlar soru soracak veya ekleme yapacak bir yer bulamadılar diye iki varsayımda bulunuyorum. Hangisinin doğru olduğunu da tabii katılımcılarımız daha iyi bileceklerdir. Biraz daha bekleyelim. Var mı söz almak isteyen, soru sormak veya katkı sağlamak isteyen? Her ikisini de açık bir programımız var. Ben bekleme yapayım. O sana ve sana güzel sunumun için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, emeklerine sağlık. Keyifle takip ettim. Slaytları da güzel bir şekilde okudum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, son bir 10-15 tane daha bekleyeceğim. Sonra programı kapatacağız. Eğer ekleme yoksa, soru yoksa. Evet, Gazi söz almak istiyor. Görüyorum. Üyelerine yönelik proje yazma eğitimi benzeri bir eğitim verilecek mi? Genel herkese Bu yönelik. dönem düşünüyoruz. EGET üyelerine yönelik bir
bir çalışma yapmak proje komisyonunun bu yılki hedefleri arasında var. Bunu yapmak istiyoruz. Dilerim o fırsatı sağlayabiliriz. Bunu yapmak istiyoruz bu dönem. Olursa eğer uygulanmalı mı? Tabii, böyle olmaz. Yani uzun süreli olur. Seanslar halinde olur. Yani 2020-2021 çalışma döneminde, yani bu yılın Eylül'ü ile öbür yılın Eylül'ü arasında kapsayan dönemde böyle bir çalışma yapmak niyetimiz var. Öyle söyleyebilirim. EGT etkinlik olsaydı da Mücahit söz mü almak istiyorsunuz? Yok, hayır. Tabii. El kaldırma vardı galiba da. Evet, başka söz almak isteyen var mı? Peki, o halde bugünlük programımızı kapatalım. 7. Hak Temelli Sivil Toplum Seminerimizi de noktalamış oluyoruz. 8. seminerimizde görüşmek üzere. 2 hafta sonra yapacağız bu semineri yine. Yani her ayın, daha doğrusu sistem şöyle işleyecek. Her ayın 1. ve 3. haftalarında gerçekleştireceğiz. Bazı aylar 5 hafta falan sürüyor ama biz o aylarında 1. ve 3. haftalarını kullanacağız. Ve aksi bir durum olmadıkça, eğer bir konuk çağıracaksak onun günü uymazsa falan ya da daha başka bir durum olmadığı takdirde biz bu programı Perşembe akşamları 9'da yapmayı planlıyoruz. Yeni bir 8. Hak Temelli Sivil Toplum Seminerinde yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.